Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sözcük türlerinin ilki olan isimler konusunu anlatacağım. İsteyen arkadaşlar konunun PDF'ini açıklama kısmındaki linkten indirebilir. Hepinize kolay gelsin. Sözcük türleri dilin anlamlı en küçük parçasına biz ne diyoruz arkadaşlar? Sözcük diyoruz. Sözcükler cümle içinde çeşitli görevler üstlenir. Bu görevler şunlardır arkadaşlar. İsim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem ve fiildir. Bunların ikinci isimleri de yine ÖSYM tarafından sorulmaktadır. Bunlara da lütfen dikkat edelim. ÖSYM'de bu konu şu şekilde soruluyor. Eğer bizden sözcüğün türünü sormuşsa değerli arkadaşlar ya da sözcüğün görevini sormuşsa ya da sözcüğün çeşidini sormuşsa buradaki 8 tane unsurun var olup olmadığına bakıyoruz. Buna da dikkat edelim. Soruyu anlamak sorunun %50'sini çözmek demektir arkadaşlar. Evet, sözcük türlerinden ilkiyle başlıyoruz. Ad, yani diğer adıyla isim. Varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere ad denir arkadaşlar. Adlar şu başlıklar altında incelenir. 1- Varlıklara verilişlerine göre adlar. Bu da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Tür ad ve özel ad olmak üzere. Tür ad, aynı türden varlıkları karşılayan isimlere denir. İnsan Ülke ırk dil örneklerinde olduğu gibi özel ad ise değerli arkadaşlar bir tür içinde sadece bir varlığı karşılayan adlardır. İnsan demiştik. Özelleştirelim isterseniz bunu. Elif dediğimizde ülke demiştik. Türkiye ırk dediğimizde Arap dil dediğimizde de İngilizceyi örnek olarak verebiliriz. 2. Varlıkların sayılarına göre adlar. Bu da 3 başlık altında inceleniyor. Tekil ad, çoğul ad ve topluluk adı olmak üzere. Tekil ad sayıca bir varlığı karşılayan isimlere denir. Kalem, masa, çanta gibi. Çoğul ad ise sayıca birden fazla varlığı karşılayan adlardır. Çoğul iki alırlar arkadaşlar. Çoğul ikimiz nedir? Larlar ikidir. Kalem sözcüğünü çoğul yapalım isterseniz. Ben bunu kalemler şeklinde yazarsam çoğul olur. Masa kelimesini masalar şeklinde yazarsam çoğul olur. Çanta kelimesini ise çantalar şeklinde yazarsam nedir? Birden fazla çantayı karşıladığı için çoğul isim olur arkadaşlar. Topluluk adı bakın çoğul eki almadan birden fazla varlığın bir araya gelerek oluşturduğu grupları karşılayan adlara denir. Aile örneğinde olduğu gibi komisyon jüri ordu orman örneklerinde olduğu gibi arkadaşlar. Daha bir sürü sayabiliriz. Birden fazla adın yerini tuttuğu için bunlara da biz ne diyoruz? Topluluk adı diyoruz arkadaşlar. Geçiyoruz. Varlıkların maddelerine göre adlar. Bu da kendi içinde ikiye ayrılır. Somut ad ve soyut ad olmak üzere. Somut ad 5 duyu organıyla algılayabildiğimiz isimlere denir. Örnek verecek olursak ses, koku, sert, tatlı ya da küpe gibi arkadaşlar. Soyut ad ise beş duyu organıyla algılayamadığımız isimlerdir. Bunlara da örnek verelim. Rüya, zaman, hayat, akıl, sevgi, aşk gibi değerli arkadaşlar. Evet diğer konumuza geçiyoruz. Ad ve eylem nasıl ayırt edilir? İsim varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklerdir demiştik. Eylem yani fiil ise değerli arkadaşlar iş, oluş ve hareket bildiren sözcüklere denir. Şimdi isimle fiili nasıl ayırt ederiz bunlara bakalım. Bunun 3 tane yolu var. Birincisi ve en geçerli olanından bahsediyoruz. Eylemlerin sonunda mastar eki olan makmek eki gelir. Koş sözcüğüne getirelim. Bakın koşmak anlamlı olduğu için bu nedir? Fiildir arkadaşlar. Yine git kelimesine getirelim. Gitmek olur. Anlamlıdır. Anlamlı olduğu için bu da nedir? Fiildir. İsterseniz bir de bunu isimlere getirelim. Cam kelimesine getirdiğimizde bakın cammak olur. Anlamsızdır. O zaman cam sözcüğü nedir arkadaşlar? İsimdir. Kol kelimesine getirelim. Kolmak olur. Kol kelimesi anlamsız olduğu için nedir? İsim görevinde kullanılmıştır. İkinci kuralımız, eylemlerin sonuna şimdiki zaman eki olan yor eki getirilir. Uç kelimesine getirelim, uçu yor olur. Yine anlamlı olduğu için nedir? Fiildir uçmak kelimesi. Ya da oku kelimesine getirelim. Okuyor dediğimde anlamlıdır. Anlamlı olduğu için nedir? Fiildir. O yüzden oku kelimesi de fiil olarak kullanılır. Kitap kelimesine getirelim. Bakın kitap yor, anlamsız. Anlamsız olduğu için nedir? İsimdir. Araba kelimesine getirelim. Araba yor olur. Bu da anlamsız olduğu için nedir? İsimdir arkadaşlar. Üçüncü kuralımız eylemlerin sonuna olumsuzluk iki olan mame eki gelir. Sus kelimesine getirelim. Susma dersem anlamlıdır. Anlamlı olduğu için nedir? Fiildir. Yaz kelimesine getirelim. Yazma olur. Yine anlamlı olduğu için nedir? Yaz kelimesi fiildir. İsterseniz bunu da isimlere getirelim. El kelimesine getirelim. Elme olur. Anlamsızdır. İsimdir. Ya da göz kelimesine getirelim. Gözme olur. Bu da anlamsızdır. Nedir? isim göreviyle kullanılmıştır. İsimlerle ilgili diğer konumuza geçiyoruz. Adlarda küçültme. Adlara küçüklük anlamı katmak için onların sonuna belli ekler getirilerek yapılır. Bu ekler arkadaşlar cık ve cağız ekleridir. Küçültme anlamı dışındaki farklı anlamlar kattığı da görülmektedir. Sevgi anlamı katar, acıma anlamı katar, bazen kalıcı isim olur, bazen de eklendiği sözcüğe küçüklük anlamı katar. İsterseniz küçüklük anlamına birkaç tane örnek yazalım. Adacık, gemicik ya da kedicik olsun arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu ekler nedir? Eklendiği sözcüğe küçüklük anlamı katmıştır. Sevgi anlamı katar. Anneciğim örneğinde olduğu gibi, babacığım örneğinde olduğu gibi, yavrucuğum örneğinde olduğu gibi cümleye ne anlamı katmıştır? Sevgi anlamı katmıştır. Bazen acıma anlamı katar arkadaşlar. Kadıncağız yazarsam ya da adamcağız yazarsam ya da arkadaşlar yavrucağız yazarsam nedir bu ekler yine eklendiği sözcüklere acıma anlamı katmıştır. Bazen de sözcüğün anlamını değiştirerek kalıcı isim olurlar. Badem isimdir, yiyecektir arkadaşlar. Bademcik dediğimde isimden isim yapım eki alır. Sözcüğün anlamını değiştirmiştir. Bir organ adı haline gelmiştir. Söz isimdir. Sözden sözcük olmuştur. Bu da isimden isim yapım ekidir. Sözcüğün anlamını değiştirmiştir. Kalıcı isim olmuştur. Kızılcık dediğimizde ise kızıl renktir, isimdir kızılcık dediğimizde bir meyve aklımıza gelir arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi sözcüğün anlamını değiştirerek onu kalıcı isim haline getirmiştir. Adlarda yapıya geçiyoruz. Adlar yapıları yönüyle arkadaşlar üçe ayrılır. Bir basidat yapım eki almayan isimlere denir. Bakın yapım eki almıyor fakat nedir? Çekim eki alabilir. Anne desem Görmüş olduğunuz gibi yalın halde kullanılmıştır ve e, yapım eki de almadığı için basittir. Bardaklar desem arkadaşlar. Bardak isimdir. lar çoğul ekidir. Çekim eki alabilir demiştik. Bu da nedir yine? Basit isimdir. Ya da çocuklardan kelimesine bakalım. Yine çocuk isimdir arkadaşlar. lar çoğul ekidir dan da nedir? Ayrılma hal ekidir. Bu da çekim ekleri almıştır. Fakat yapım eki almadığı için nedir çocuk kelimesi? Basit isimdir arkadaşlar. 2. Türemiş at. Bunlar yapım eki alan isimlere denir. Örneklerimize bakalım. Balık isim kökündedir. Balıktan balıkçı olmuş. Balık satan kişi anlamına geliyor. İsimden isim yapım ekidir. Balıkçılık o işin sektör haline gelmiş biçimidir. İsimden isim yapım ekidir. Balıkçılık kelimesi iki tane yapım eki alarak nedir? Türemiş isim haline dönüşmüştür. Kitaplık kelimesine baktığımızda ise kitap isimdir. Kitaptan kitaplık olmuş, isimden isim yapım eki almış. Dolayısıyla sözcüğün anlamı değiştiğinden dolayı yapım eki aldığını görüyoruz ve bu sözcükte nedir yine? Türemiştir. Simitçi kelimesinde simit isim kökündedir. Çi yapım ekidir, isimden isim yapım ekidir. Simit yiyecek bir ürünken simitçi onu satan anlamına gelir arkadaşlar. Bu sözcükte türemiş bir sözcüktür. Türlü dediğimizi de aynısını görüyoruz. Tür isim kökündedir. Tür den türlü olmuş. isimden isim yapım eki almış. Dolayısıyla bu sözcük de türemiştir. 3. Birleşik ad. Sözcüklerin birleşerek isim görevindeki sözcüklere denir arkadaşlar. Farklı şekillerde oluşturulur. A. Ad görevindeki iki sözcüğün birleşmesiyle oluşur. Yeryüzü dediğimde, deve kuşu dediğimde, ya da ip ucu dediğimde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu sözcüklerin hepsi nedir? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Bundan dolayı her ikisi de isimdir. İki tane sözcüğün birleşerek oluştuğu görülmektedir. B. Ad ve fiil görevli sözcüklerin birleşmesiyle oluşur. Var isimdir. Ben bunun sonuna yemez eklersem arkadaşlar fiil getirirsem var yemez olur. Birleşik isim haline gelmiş olur. Gece kondu dediğimde yine aynısını görüyoruz. Gece isimdir. Konmak fiildir. Miras yedi dediğimde miras isim yemek denildir nedir arkadaşlar? Fiildir. C ad ve fiilimsik görevli sözcüklerin birleşmesiyle oluşur. Çoğunlukla da sıfat fiilin ad görevli sözcüğe birleşmesiyle oluştuğunu görüyoruz. Bakın kar isim del anası mezar dikecekmişten sıfat fiildir. Gökdelen yine aynı şekilde oluşmuştur. Anası mezar dikecekten sıfat fiildir. Ağaç kakan dediğimde arkadaşlar yine nedir? Anası mezar dikecekmişten sıfat fiildir. Dolayısıyla isim soylu sözcükler fiilimsilerle birleşerek birleşik ismi oluşturmuştur. D sıfat ve ad görevli sözcüklerin birleşmesiyle oluşur. Şimdi arkadaşlar kır isim ben buraya boz kelimesini eklersem boz kır. Nasıl kır? bozkır sıfattır sıfat artı ismin birleşmesiyle oluşuyor sinek isim sivri sinek dersek nasıl sinek sivri sinek yine sıfat artı isimle oluşmuş köy özellikle özel isimlerde çok kullanılır bu yeşil köydür arkadaşlar köy isim nasıl köy yeşil köy bu da yine nedir sıfat artı isimle oluşmuş birleşik isimlerdir. Bunların hepsi arkadaşlar bitişik yazılır. Buna da dikkat edelim. E fiil soylu sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşur. Uyur, gezer dediğimde uyumak fiil, gezmek de nedir yine? Fiildir. Çek yat dediğimde çekmek fiildir. Yatmak da nedir? Yine fiildir. Ört bas dediğimde örtmek fiildir. Basmak da arkadaşlar fiildir. Ve görmüş olduğunuz gibi iki tane fiilin birleşmesiyle bir araya gelmesiyle oluşan birleşik isimlerdir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.